Merhaba arkadaşlar. Çember uzunluğu konusunun ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Bugünkü başlığımız iki çemberin durumları başlığı. Herhangi bir formülü olmadığı ama çember sorununu çözerken mutlaka olmazsa olmazlarımız olan bazı durumlardan bahsedeceğiz. İki çemberin durumlarında ilk başlığımız birbirine dıştan teğet olan çemberler. İki çember, O1 ve O2 merkezli iki çemberimiz K noktasında birbirine dıştan teğet ise yapmamız gereken tek şey merkezlerini birleştiren doğru DM noktasından geçer. Yani başka bir ifadeyle O1, K ve O2 noktaları doğrusaldır. Böyle bir durumda merkezler arası uzaklığımız yarıçaplarımızın toplamıdır. Aynı durum iki çember İçten teğet oldukları zaman O1 merkezli büyük çemberimiz, O2 merkezli küçük çemberimiz birbirlerine K noktasında içten teğetler. Yine merkezleri birleştirdiğimizde merkezlerini birleştiren doğru KDM noktasından geçmek zorunda. Böyle bir durumda O1K'nın tamamı büyük çemberin yarıçapı olan R1, O2K küçük çemberin yarıçapı R2 olur. Merkezler arası uzaklığımız O1 O2 noktalar arası uzaklık R1 yarıçapıyla R2 yarıçapının farkıdır. Kısaca özetlersek bu iki durumu ki en çok karşılaşacağınız çizim tarzlarından bir tanesi olur. İki çember dıştan teğet oldukları takdirde merkezler arası uzaklığımız yarıçaplarının toplamıdır. İki çember içten teğet olduğu takdirde merkezler arası uzaklık yarıçaplarının farkıdır. Bir başka durum, kesişmeyen iki çember. Kesişmeyen iki çemberin hiçbir ortak noktası yok. Kesişim kümeleri boş kümedir. Yine geleceğimiz buradaki durum, merkezlerin arasındaki uzaklık olup, merkezlerini birleştirdiğimizde, merkezleri birleştiren doğrumuz, O1 merkezli çemberin yarıçapını A noktasında, O2 merkezli çemberin yarıçapını da B noktasında kesmektedir. O1, AB, O2 noktaları doğrusal olup, merkezler arası uzaklığımız R1'in aradaki AB doğru parçasının uzunluğunun ve R2 yarıçapının toplamı olup kısaca daha net ifade edersek merkezler arası uzaklık böyle bir durumda yarıçapların toplamından daha büyüktür. Burada ekstra olarak şundan da bahsedelim isterseniz. İki çemberin birbirine maksimum uzaklıkları, iki çemberin birbirine minimum uzaklıkları. Yani iki çember arasındaki en uzak mesafe, iki çember arasındaki en kısa mesafe. Bir önceki çember uzunluk anlatımımızda söylediğimiz gibi en büyük giriş çemberde çaptır. Dolayısıyla iki çember arasındaki gerek en uzak mesafeyi gerekse en kısa mesafeyi vermek için bizim tek bir yardımcımız var, iki çemberin çapları. Merkezlerini birleştiren doğruları çap boyunca tamamladığımızda merkezlerini birleştiren doğruları çap boyunca tamamladığımızda buraya C, buraya da D noktası dersek AC O1 merkezli çemberin en büyük girişi, BD de O2 merkezli çemberin en büyük girişi olur. Bütün noktalarımız doğrusaldır. İki çapın da AC ve BD çaplarının en yakın olduğu noktalar A ve B olup iki çember arasındaki minimum yani en kısa mesafe AB boru parçasıdır. İki çember arasındaki en uzak mesafe ise çapların en dış, en zıt noktalarının arasındaki mesafe olan CD boru parçasıdır. Demek ki iki çember arasındaki minimum ve maksimum uzaklıklardan bahsettiğinde yapmamız gereken tek şey var, çapları göz ardı etmemek. Çapların en yakın noktalar arası minimum, en kısa mesafe, çapların en dış, en zıt taraflarındaki mesafe de maksimum mesafemizdir. Yine kesişmeyen iki çember, tabii ki illaki kesişmeyen iki çemberimizin bu şekilde olması gerekmiyor. İç içe iki çember ama hiçbir ortak noktaları yokken, biz yine merkezler arasına baktığımızda, gördüğünüz gibi hiçbir ortak noktamız söz konusu değil, buradaki noktaya, hadi yine K diyelim biraz önceki de olduğu gibi. O1K büyük çemberin yarıçapı, O1, O2'de merkezler arası mesafe. İncelediğimiz merkezler arası mesafe iki çemberin yarıçapları farkından nedir bu durumda? Küçüktür.
Kesişen iki çemberle ilgili duruma baktığımızda da kesişen iki çembere rastladığımızda burada özel bir durumdan bahsedeceğiz. Çok da standart bir soru getirir aynı zamanda. Kesişen iki çemberde bize iki çemberin dik kesiştiğini belirtirse yarıçaplar olan R1 ve R2 kesişme noktası olan A ve B noktalarında birbirlerine dik olmalıdır. İki çemberin dik kesişmesinden kastettiği kesişme noktası olan A ya da B noktasına merkezleri birleştirdiğinizde yarıçapların birbirine olan dikliklerindir. Ama dediğim gibi bunu sadece ve sadece iki çember dik kesişirse ifadesinde kullanırsınız. Burada neler üretilebilir, hangi soru tipleri karşımıza gelebilir derseniz bize AB uzunluğunu sorabilir. AB uzunluğunun bir diğer ifade şeklinde iki çemberin ortak kenişine denir. İki çemberin ortak kenişinin uzunluğunu bize sorabilir. Peki biz ne yapmalıyız o zaman? Yine daha önceki dörtgen bilgilerimizden de yararlanırsak burası R2 yarıçapı, burası R1 yarıçapı olup şu anda AO1BO2 dörtgeninin bir deltoid olduğunu görmektesiniz. Peki deltoidin köşegenleriyle ilgili ne hatırlıyoruz? Deltoidin köşegenler birbirine dik idi. Ortak kullanılan taban eşit iki parçaya ne yapıyordu? Bölünüyordu. Ayrıca da tepe açıları birleştiren köşegenimiz her zaman açı ortaydı. Bize sorulan AB'nin merkezleri birleştiren doğru tarafından iki eş parça bölündüğünü görmektesiniz. Dolayısıyla yarı parça olan x'i bulduğumuz zaman AB'nin uzunluğu olan 2x'e her türlü ulaşabiliriz. Nasıl ulaşacağız hocam derseniz de O1, O2A üçgeni, Öklit üçgeni olup Öklit bağıntılarını kullanarak, Pisagor Öklit bağıntılarını kullanarak her türlü x'e ulaşırız. X'in iki katını almak şartıyla da AB ortak kenişinin uzunluğunu her zaman elde edebiliriz. Şimdi soru çözelim anladığımız yerlerle ilgili. ABCD bir dikdörtgen. Dikdörtgenin BC kenarı 8. O merkezli çember dikdörtgende FK ve L noktalarına teğet. B merkezli çeyrek çemberde de T noktasında dıştan teğet olduğuna göre E ile F arasındaki uzaklığı bizden ne yapıyor? İstiyor. Elimizde bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenin ana özellikleri olan köşelerin 90'lar derece olması ve karşılıklı kenarların eşitliğini belirtiyorsunuz. O merkezli çember için LDM noktası yarıçap TT dik. FDM noktası yine yarıçap TT dik. Buradaki DLFA dikdörtgenini hepiniz görmektesiniz. 2'de 8 olur. Bu O merkezli çemberimizin yarıçapı nedir? 4'tür. Peki B merkezli çeyrek çemberine baktığınız zaman dikdörtgenin BC kenarının çeyrek çemberin yarıçapı olduğunu görüyor musunuz? Peki madem yarıçap EB uzunluğunda 8 olur. Şimdi yapmamız gereken nedir diyeceksiniz? Az önce bahsettik. Dıştan teğet iki çemberin merkezlerini birleştiren doğru devre noktasından ne yapmak zorundadır? Geçmek zorundadır. Burası O merkezin yarıçapı 4. Burası B merkezin yarıçapı 8 olur. O, B, F dik üçgenindeyiz. Pisagor'u uyguladığınızda hipotenüs olan 12'nin karesi dik kenar olan 4'ün karesiyle diğer dik kenar olan 8 artı x'in parantez karesidir. 12'nin karesi eksi 4'ün karesi yaptığınız zaman 144'ten 16 çıkardığınızda 128 x artı 8'in parantez karesi olur. Eşitliğin her iki tarafının kare kökünü aldığınızda 128'in kare kökü 8 kök 2. Kare ile kare kök birbirini götürüp x artı 8'e eşitken x'in eşiti 8'i diğer tarafa attığınız zaman 8 kök 2 eksi 8 cevabımız denizli. Hemen hemen benzer bir örnek. Yine bir dikdörtgenimiz var. AB doğru parçasının uzunluğu 8. Dikdörtgenin AB kenarının uzunluğu 48. D merkezli çeyrek çember ile AB çaplı çember K noktasında birbirlerine dıştan teğet olduğuna göre EC uzunluğu nedir? Dik
dikdörtgenimiz, dört köşesi 90'lar derece, hemen yerleri belirtiyorsunuz. AB çaplı çember dediği için o merkezi belirttiğinizde yarım çemberin yarı çapının 24 olduğunu görüyorsunuz. Peki, iki çemberin dıştan teğet olduğunu görüyor muyuz? Merkezlerini birleştirirsek değerme noktasında ne yapmak zorunda? Geçmek zorunda. Buradaki yarı çapımız 24 olup, buradaki D merkezinin yarı çapına da A diyelim. Eğer A'yı bulursak, DC kenarının tamamı 48 olup, X'i de her türlü elde ederiz. O halde bakmamız gereken yer neresi diyeceksiniz? D, A, O üçgeni. D, A, O üçgenine baktığınızda dik kenarı A artı 24, diğer dik kenarı 24, buradaki dik kenarı da A artı 8. A artı 24'ün karesi eşittir. 24'ün karesi artı A artı 8'in parantez karesi. Peki özel üçgen var mı diye inceleyebiliriz, değerlendirebiliriz. ya da işlem yapabilirsiniz, tercih sizin. Parantez açalım. A'nın karesi artı çarpımların iki katı 48A artı 24'ün karesi eşittir. Eşitliğin diğer tarafı 24'ün karesi. A artı 8'in parantez karesini açarsanız A kare artı 16A artı 8'in karesi olur. Eşitliğin her iki tarafındaki 24'ün kareleri ve A'nın kareleri ne yaptı birbirlerini sadeleştirdi. En son kalan ifademiz 48A eşittir 16A artı 64. 16A'yı 48A'nın yanına atarsanız 32A 64 olup A'nın değeri ne geldi buradan? 2. A'nın yerine 2 yazdığınızda hipotenüsün 26, dik kenarın 24, diğer dik kenarın 10 olduğunu görmektesiniz. Az önce Pisagor'u detaylı açmadan önce ne demiştik? İsterseniz özel üçgende arayabilirsiniz. Yani burada 24'ü gördüğünüzde alternatifler belirli. 3, 4, 5, 2 aklınıza gelen olmadığı takdirde 5, 12, 13'deki 12'nin 2 katı ki o 5, 12, 13'e gitti sorumuz. 26, 24, 10. 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katı. A'nın değerini 2 bulduysa, x artı 2, 48 ise, x'e kalan nedir sevgili gençler? 46'dır. Doğru cevabımız Edirne. Bir diğer sorumuz, yani dediğim gibi her kitapta yine görebileceğiniz net bir soru. P merkezli çember, F, D ve E noktalarında O merkezli çeyrek çembere P'dir. Çeyrek yarı çaplarını F ile D noktalarında yine çeyrek çemberi de E noktasında içten teğet olarak verilmiş. OB'yi yani çeyrek çemberi yarı çapını bize 5 kök 2 artı 5 olarak vermiş. P merkezli çemberin yarı çapı nedir soruyor. Madem O merkezli çember çeyrek çember 90 derece belirttiniz. İki çemberin O ve P merkezli çemberin içten teğet olduğunu görebiliyor muyuz? Merkezlerini birleştirirsek değerme noktasında ne yapıyordu? Geçiyordu. O, P, E noktaları doğrusa. Yarı çapına R dediğimizde burası O, E'nin tamamı O merkezi çemberi yarı çap olup O, B'den dolayı 5 kök 2 artı 5 O, P'yi bulursak sorunuz cevap almış olacak. Peki D ve F noktaları ne yaptık? Şimdi onlara geldi sıra. Yarı çap T, T dik. Yarı çap T, T dik. P, D, O, F dörtgeninde dördüncü açıda 90 derece olup R'ye R'den dolayı bu dörtgenin kare olduğunu görebildik mi? Köşelerimiz ne oldu o zaman? R kök 2. Peki O, E'nin tamamı R kök 2 artı R yarıçap olan 5 kök 2 artı 5 midir? Eşitliğin bu tarafını R parantezine alırsanız kök 2 artı 1. Diğer tarafını da 5 parantezine alırsanız yine kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1 ile sadeleştiği zaman yarıçapın 5 olduğunu, doğru cevabında denizde olduğunu hep beraber görürüz. Bir başka örneğimiz. O merkezli ve P
merkezdeki çemberimiz var. C noktası birbirlerine içten teğetler. Ayrıca P merkezli çember, çeyrek çemberin OB yarıçapına D noktasında yine teğet. Çeyrek çemberin yarıçapı 18, BD uzunluğu 6 birim. Buna göre P merkezli çeyrek çemberin yarıçapı nedir? O merkezli çeyrek çember yarıçap TRT dik. İçten teğet oldukları için merkezleri birleştiren doğru denge noktasından geçer. Bize P merkezli yarıçapını soruyordu. R diyelim. Yarıçapın TRT dik olduğunu her türlü biliyoruz. Hocam OB yarıçapı da 18 olup 6'dan dolayı OD'ye kadar uzunluk 12. Peki OC'nin tamamı da 18 olup 18 eksileri gördük mü? ODP üçgenine bakarsanız eğer hipotenüsümüz 18 eksi R, dik kenarımız R, diğer dik kenarımız 12. Yine uzun işlem adım yapmamak adına şekildeki dik üçgende özel üçgen ararsanız 5, 12, 13 üçgeni yakalayabiliyor muyuz R ya da 5 verdiğimizde? O zaman cevabımız 5, yani A şıkkı doğru cevabımız. Bu sefer 3 tane çemberimiz var. O merkezli çeyrek çember, AC çaplı yarım çember, OB çaplı diğer yarım çember. AC çaplı ve OB çaplı iki yarım çember D noktasında birbirlerine dışlak teğetler. AC çaplının çapı 4. Buna göre OC uzunluğu nedir diye sormuş. Madem çeyrek çember yarıçap TRT 90 derecemiz var. Buradaki AC çapının merkezine O1, diğer çemberin merkezine de O2 diyelim. Büyük çemberin yarıçapı OB çaplı çemberimizin nesi arkadaşlar? Çapı. Buraya A'ya A diyelim. Bu anda burası tamam dik aldığını görüyor musunuz? Neden A'ya A dedik hocam? Neden 4 artı X yazmadık? 4 artı X bölü 2, 4 artı X bölü 2 işlemimizi uzatmasın diye daha sonradan dönüştüreceğiz. O zaman bizim X dediğimiz değer 2A X'i nereye eşittir? 4'e. O2 ve O1 merkezli çemberler dıştan teğet olup merkezlerini birleştirirsek DM noktasından geçmek zorundalar. AC çarpı çemberimizin yarıçapı 2 birim. Bu çemberimizin OB çarpı yarıçapı A birim. O1, O2, O3 yerinde hipotenüs olan A artı 2'nin karesi dik kenar olan A'nın karesiyle buradaki dik kenarımız X artı 2. X yerine 2A eksi 4 yazarsanız ne geliyor buradaki uzunluğumuz? 2A eksi 2. 2A eksi 2'nin parantez karesi. Hocam özel üçgen olur mu? Bakalım değerlendirelim. A'yı 3 versek, burası 3. 3 verdiğimiz zaman 5. Peki A'yı 3 verdiğimiz zaman burası 4 olacak mı? 3 verdiğimiz zaman 6 eksi 4'ten 2. Evet, uzun işlem yapmadan A'yı 3 verirseniz burası da 4'ü sağlayan O1, O uzunluğu olup 4, 2 artı x 4'e eşitken x'in eşitliği nedir sevgili gençler? 2'dir. Yani bu çizimleri yapmadığınız takdirde hiçbir şekilde sorunun çözümüne gitmeniz mümkün değil. Gerek içten teğet, gerekse dıştan teğet çemberlerin merkezlerini mutlaka ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Çeyrek çember varsa 90 dereceyi mutlaka belirtiyorsunuz. Dıştan teğet çemberlerle ilgili başka bir soru. Bu sefer 3 tane çemberimiz var. 3'ü de ikişer ikişer birbirine dıştan teğetler. A, B, C merkezli çemberler. A ve B merkezler buradaki noktada, A ve C merkezli çemberler bu noktada, B ile C merkezli çemberler de bu noktada birbirlerine dıştan teğetler. Verilenler, AB uzunluğu 7 birim, BC uzunluğu 6 birim, AC kenarının uzunluğunu 9 birim olarak verip bize B merkezli çemberin yarıçapını soruyor. Hedefe X diyelim, bulmak istediğimiz uzunluğa X dedik. Peki biz buraya x dediğimiz zaman BC'nin tamamı 6 iken 6 eksi x C merkezli çemberin yarıçapı olmuyor mu? Aynı şekilde AB'nin tamamı 7 iken bu parçaya kalan 7 eksi x A merkezli çemberimizin yarıçapıdır.
O zaman yine A merkezi çemberin yarı çapı 7 eksi x. Yine C merkezi çemberin yarı çapı 6 eksi x. AC kenarına baktığımızda AC kenarını sonunda bize 9 olarak vermiş. 7 eksi x de 6 eksi x'in toplamına eşittir. 9 ifadesi 16 eksi 2x olup eşitlikte eksi 2x'i diğer tarafa 9 ile 16'nın yanına atarsanız 2x 7'den x'in değeri 7 bölü 2. Pardon, yanlış topladık. Burası 13 olacak sevgili arkadaşlar. 7 6'da 13. 13 eksi 9'dan 4. 4 bölü 2'den doğru cevabımız gördüğümüz gibi 2. Aynı sorudan bir benzeri, biraz daha farklı bir soruya bakalım hep beraber. İki çember var, A ve B merkezli. F noktası da birbirlerine dıştan teğetler. EC ışını B merkezli çemberde kesen doğrusu ama A merkezli çemberde C noktasında teğet olarak verilmiş. Soru okuduğumuzda evet teğetliklerden bahsetmiş. EC'nin AB'ye paralel olduğunu, EC ile AB'nin birbirlerine paralel olduğunu vermiş. AF'yi 9, A merkezi çemberin çapı. BF'yi 15 vermiş, B merkezi çemberin çapı. CE uzunluğunu, buradaki uzunluğun tamamı bize ne yapıyor? Soruyor. Peki, A merkezi çemberde yarıçap TT dik. B merkezi çemberde merkezden kirişi indirilen dikme kirişi ne yapar? Ortalar. Paralellikten dolayı A ve B köşelerinde 90 derece olduğunu görebiliyor musunuz? Oluşan dikdörtgenden buradaki uzunluğumuz ne geldi? 24. Peki 9'u burada görebildik mi? Sadece bir parçamız kaldı. B merkezli çemberin yarıçapı olan 15'i B ile birleştirip çizerseniz buradaki dik üçgen 9, 12, 15 üçgeninden 12'yi getirir. 24 ile 12'nin toplamı olan 36'dır sorulan uzunluğun cevabı. Bu soruya bakalım hep beraber. ABC'de bir dikdörtgen, BC çaplı yarıçember, A merkezli çeyrek çemberiyle K noktasında dıştan teğetler. Dikdörtgenin BC kenar uzunluğu 12 birim, AE ile EB birbirine eşit olduğuna göre FD uzunluğu bizden ne yapmış istemiş. Yani soru diyor ki bize, sen A merkezli çemberin yarıçapını bulursan, AD'miz bir yarıçapı, AD'nin tamamı dikdörtgenin kenarından 12 olup A'yı bulduğumuz zaman 12 eksi A'dan X'e direkt ulaşacağız. Dikdörtgenin köşeleri 90'er derece. Biri çeyrek, biri yarım. BC çaplı yarım çemberde merkezi O dediğinizde merkezleri birleştiren doğru DM noktasından ne yapar? Geçer. A yarı çap, buradaki çemberin çapı 12 olup yarı çapı 6'şer birim. Yine o dik üçgenimiz gördüğünüz gibi B, A, O dik üçgeninde dik kenarı 1'e 6. Diğer dik kenarımız 2A, hipotenüs de A artı 6. Uzun uzun bir sabır yapabilirsiniz ama tekrar ediyorum. Sınavda süreden kazanmak adına özel dik üçgenleri öncelikle değerlendirmeniz gerekiyor. 6'yı gördüğünüz zaman, evet hepinizin gözü ışıldığı farkındayım. Direkt 6, 8, 10 üçgeni olur mu hocam diyorsunuz, deneyelim. 2A kenarına 8 verdiğiniz zaman A ne olur? 4. Aynı 4'ü buraya yazdığınız zaman 10. Demek ki doğru isabetli iş yaptık. Olmasaydı dik kenar altı olan başka bir özel üçgenimiz olmadığı için ister istemez Pisagor'u standart olarak yapacaktık. A'nın değeri 4 olduğuna göre tamamı 12 iken x'e kalan uzunluğu nedir sevgili gençler? 8'dir. Evet. Bir başka örnek. Bir örnek daha yapalım. Evet, bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Tam emin olamadım işte.